Merhaba. Söz ve Işık'a hoş geldiniz. Bu hafta da yine temel gündem üzerinden gideceğiz hocam. Evet. Evet, bu bizim Söz ve Işık'ın şeyi bu. Ana hattı bu. Tabii. Yani bir aydınlanma, bir sözün ve ışığın önemi. Yani ben tekrar programın ismi dolayısıyla rahmetli hocamıza mağfiret dileklerimi iletiyorum. Allah onu gerçekten rahmetiyle ve merhametiyle ve mağfiretiyle ona muamele etsin. O düşünce semamızın parlak yıldızıydı. Ve en son büyük iyiliği tecrit ile yine yaptı yapacağını hoca. Evet. Evet. Hocam, şimdi şey aklıma geldi. Sizin bu indirilmiş din ve uydurulmuş din farkını göstermeniz bağlamında bir metaforunuz var. Tabii siz edebiyatçı olunca Evet. temelde bu işleri çok harika yapıyorsunuz. Estağfurullah. Yani Onu ben isterim ki dinleyicilerimiz de. Evet. Yani metafor Kur'an'ın da kullandığı böyle bir yol. Edebiyatın temel alanı bu. Burada biz edebiyatın, sanatın güzelliğin de insan hayatında ki önemine de bir temas etmemiz lazım. Bir Tabii. gün beraber yine bu programda inşallah sanatın, edebiyatın yani sözün güzeli Evet. esas Yani olan hüsn kavramı hüsn üzerine. kavramı. Sanat da bu. Sanat da güzel iş yapmak. Her dalda güzeli hedefleyen ve insan marifetiyle insan üretimi olan her şey sanatın kapsama alanı içerisine giriyor. Bu yönüyle de Allah Teala için sani-i hakim denir. Allah Teala da en hikmetli sanatkardır. Ve o bütün Yaratıcıların da en işleri güzeli. güzel yapar. Evet, en güzel. Güzellik üzerine, ihsan üzerine kuruludur. Yani evrenin kuruluşu kainat ayetlerinin kurgulanışı güzellik üzerine kuruludur. Sözün güzeli onun şeyidir ve zaten deniyor ki sözü dinleyin ve En güzel. en güzeline uyun. Uyu. Mesele bu. Yani söz ışıklı olmalıdır. Sözün güzelliği onun ışıklı oluşudur. Kötüsü ise karanlığa dönük oluşudur. Yani cahiliye dediğimiz. Esasen edebiyatta da bilgi ve inanç ışıkla, sabah aydınlığıyla metaforize edilir. Cehalet Karanlık. ise karanlıkla ve geceyle metaforize edilir. Şimdi bir edebiyatçı olarak, bir metinler şerhi hocası olarak, bir de etimoloji ve semantik üzerine ve şiir felsefesi ve sanat ontolojisi üzerine çok kafa yormuş bir insan olarak bu çerçevede Kur'an'a baktığınız zaman harika şeyler görüyorsunuz. Yani dünya boş değil. Böyle güzel bir fıkra vardır. Dünya boş değil. Bu söz de boş değil. Bu ağır bir söz diyor Kur'an kendisi için. Kavlen sakila. Ağır bir söz indireceğiz sana diyor. O peygambere. Ağır bir söz. Evrenin aklı, kainatın, varlığın özü, özeti olan bir söz. Yani esas itibariyle sevgili Mustafa, bu sözün ana, özeti, özü, iliği, omurgası tevhidden ibarettir. Tevhid. Bu söz tevhidin sözü. Yani evrensel birlik ve kozmik birlik yasası. İslam bu. Hiç kimse sağa sola oraya buraya çekmesin. Kıla tüye çekmesin. Geçen programda sen bu ondan bir önceki programda üretilmiş dinlerin gündemlerini güzel özetledin.
Bunlar bizi çarpıtıyorlar. İlk aklımıza gelenle, ilk aklımıza gelen. Evet, yani öyle ayaküstü değil mi? Facialardan. Evet. Bir demet. Bir demet. Tabii. Ayaküstü. Yani araştırsak Allah'ım ne gülünç şeyler çıkacak. Yani evet. Şu anda bir de işin enteresan tarafı bu gündem sürekli teksir ediliyor. Yani çoğaltılıyor. Evet. Bir kanser uru gibi. Sürekli urulaşma deniyor buna. Hipertrofi. Mesela Karl Marx sermaye hipertrofisinden bahsediyor. Yani sermayenin bir tarafta urulaşması. Evet. Öbür tarafta tamamen yok olması. Kur'an'da diyor ya hani aranızda bir belli grubun içinde aranızda toplanması. Bir dolaşan bir devlet olmasın diyor mal. Evet. Mal o birisinin gücü. Öbürünün ise sömürülme aracı haline, fakirlik, evet. zayıflık. Halbuki sermaye alabildiğine azgın, kızgın sermaye bununla biraz daha şişerek, biraz daha kuzulayarak bizim hı hı. Erzurum'da kuzlamak evet, derler. Evet. Yani çoğalmak. Yani istenilmeyecek şekilde çoğalmaz bir şeyin. Teksir, yani kanser tümörünün, kanser hücresinin durak bilmeyen çoğalması. Hayır. Yoksa organik büyüme ayrı. Evet. Organik büyümede hücre 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 8'e bölünüyor. 8, 16, 32, 64 işte belli bir sayıda hücre emir almış sistemden ve duruyor. Ama bir şekilde bir hücre ahlaksızlaşıyor. Sistemin dışına çıkıyor. Tevhidin dışına çıkıyor. Evet. Ve o sürekli gelişiyor, şey yapıyor, ürüyor ve durdurulamıyor. Ve o baskı yapıyor şeye. İşte kanser olayı bu. Şimdi işte bu cahiliye de bir tümör gibi sürekli üreyen, türeyen, kuzlayan bir şey. Metaforu unutmayalım hocam. Metaforu evet unutmayacağız. Şimdi bu hep yani karşılaştırdığımız... Bu enteresan bir psikoloji değil mi hocam? Yani çokluğa karşı kendini kaptırma, hani evet, ayet onunla var övünme, ya diyor ya, sen, o tipolojiyi verirken ya. Yani vadiler dolusu altını ona versem... Evet. Bir o kadar daha ister. Daha şimdi ister. İşte bakabiliyor musunuz? Tahayyül edin. Vadiler dolusu altın. Tabii. Siz bunu bir insana veriyorsunuz. Adam diyor ki hala. Ben bu kadar daha istiyorum. Şimdi ben yıllar önce çok güzel bir karikatür görmüştüm. Şimdi gariban bir fakirin elinde bir lira, bir tek lira. Hı-hı. Öbürü dolarların ve şeylerin üzerine oturmuş. Gözü o şeyin elindeki bir lirada. İşte bu psikoloji bu. Bir de bunun daha enteresan tarafı şu. Bu kazandıkları şeyleri insanın kendi öz malı, kendisinin kazandığı tabii. şey olarak görmesi. Yani bir benim manada hakkım o onun Rabbi gibi düşünüyor kendisini. O paranın, malın, arsanın Rabbi, efendisi. Kur'an'da böyle bir şey var yani bir peygamberle o dönemin azgınlarından bir tanesi bu şekilde konuşuyor. Diyor ki bu ben bunu kazandım diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde hemen ilk ayetlerde وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Evet. Yani o kazandığınız şey sizin gücünüzde, sizin marifetinizde, sizin üstün özelliklerinizde kazanılmış değil. O özellikleri size veren ve o verdiği şeylerin de sahibi olan güç size onları bahşetmiş. Bunu hiçbir zaman unutma. Yani yeryüzünün efendisi zannetme kendini. Hayır. Malın, mülkün efendisi zannetme. Hayır. Hayır. Zaten insanın da yaratılan varlıkların birçoğundan yukarıda olduğunu söylüyor. Bu yani tersinden okuma yaptığınızda bazılardan da biz
aşağıdayız. Evet. Yani biz kendimizi böyle dev aynasında görmeyelim efendim. Ya biz kainat bizim emrimize verildi. Ha, şudur budur. Ama bu psikoloji enteresandır. Bakın hukuksuzlukta, yobazlıkta, cahiliyede. Üçü birden olursa? İşte bu psikoloji aslında cahiliye insanının temel psikolojisi. O da şu. Kendisinden aşağıdakine zulümle muamele edecek. Kendisinin aşağısındakine. Tabii. Kendisinden yukarıdakine ise tabasbusla, yağla, yalakalıkla. Ona boyun eğecek. Kendi altındakine ise ezecek. Evet. Bugün şu anda dünyanın pozisyonuna baktığınızda. Tabii. Bu çok açık. Temel karakter bu. Cahiliyenin karakteri. Modern ve klasik cahiliye fark etmiyor. Doğru. Esas bu düzenin değişmesi önemli. Yani yoksa yani siz istediğiniz kadar şeklinize şöyle yapın böyle. Bu düzen ve bu düzenin paradigmaları değişmedikçe, bakış açısı değişmedikçe, kavramlara yönelik sahip olduğumuz değerler aslına irca edilmedikçe, aslına irca edilecek. Çünkü yuharrifune kelimete an mevadihi diyor Kur'an. Onlar kavramların içlerini boşaltır, onlara başka anlamlar yüklerler. Evet. Kelimeleri şeylerinden, mevzilerinden, bulunmaları gereken yerlerden ayırırlar ve aklı, evrensel aklı, düşünsel mekanizmayı allak bullak ederler. Ve asıl şey bu. Sonra bir bakmışsın, helale haram, harama helal demiş. O daha sonraki iş. O çok. Hatta bunu o mankurtlaştırılmış beyinlere söyletirler. Kendileri de bunu söylemezler. Evet. Yani çünkü önce beyinden sakatladınız mı? Akıldan sakatladınız mı? Şimdi bir arkadaşımız Edebiyat Fakültesi'nde profesör. Sevdiğim, saydığımda bir arkadaş. Yazmış şimdi. Aman Allah'ım. Şeye hücum ediyor sürekli akla. Dedim ki abi sen aklının teriyle geçinen bir adam. Sen bilim adamısın değil mi? Haşa sen falan nedir bu? Mi? Nedir bu akıl düşmanlığın senin dedim. Evet. Nedir bu akıl düşmanlığın dedim. Aynen böyle yazdım. Ondan sonra. Cevap? Cevap önce sustu. Arkasından kardeşi itiraz etti. Abi ne biçim yazmışsın diye. Sonra da diyor ki efendim ben aslında akıl diyor doktordur. Getirir bizi tedavinin yanına bırakır gider. Bir de akıl diyor, işte dünyevi meselelerde kullanılan bir şeydir ama diyor gaybi meselelerde aklı kullanmıyor. Gayip senin nereden? Abi gayip de inanç konusu değil midir? Ve yine Bakara suresinde onlar gaybe inanırlar diyor müminler için. Takva sahipleri için. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Şimdi peki inanan ki nedir? Bir insanda inanma mekanizmasının merkezi neresidir? Diyorlar ki o çok sarıklı, çok efendim sakallı gösterişlerine baksanız bunları efendim her birisini evliya-i kiramdan birisi sanacağınız bu arkadaşlar Haşa. Çıkıp diyorlar ki evet aslında sen evliya-i kiramsın. Ben de kendimi evliya-i kiram. Yani dost yardımcı anlamında yoksa evliya kavramını efendim şaman geleneğindeki baksı, kaman, şam, kutsal insan pozisyonuna getirip yerleştirdik. Halbuki evliya veli kavramı yardım eden kişi demektir. Ama bir evliya daha var. Evliya şeytan. Şeytanın hiç dostları. Hiç ondan bahsetmiyorlar. Hizb-i şeytan. Hizb-i şeytan. Şimdi diyor ki gayb olunca halbuki bakın gayb de bir iman meselesidir. Şehadet ve gayb. Gördüğünüze inanırsınız. Görmediğinize de onun delilleri ve belgeleriyle düşünme mekanizması sonucunda onu da düşünce alanınız içerisinde kabul edersiniz. Kabul edersiniz. Evet.
Onu da gerçekleştiren insanın düşünme mekanizması olan akıldır. Evet. Dedim ki yazdım bak, inanç için derler ki iman akıl sahip, din akıl sahiplerine yöneltilmiş bir tekliftir. Aklı olmayanın dini yoktur. Evet. Nasıl oluyor peki? Ha. Ama yine de tabii şey, şimdi işte uydurulmuş, sürekli teksir edilen, sürekli kuzlayan, sürekli efendim tümör gibi çoğalan bu din mekanizması böyle birden aklıma geldi. Hani sirklere gidersiniz, sirklerde böyle aynalar vardır. Yalancı aynalar. Yalancı aynalar. Birisinin karşısına gidersiniz, sizi böyle obez gösterir. Öbürüsü başınızı, ayağınızı yamultur. Öbürüsü sizi böyle içe kap şey dönük bir şekilde gösterir. İp gibi gösterir. Velhasıl büyük hakikati gösterir. Büyük dev, gösterir, küçük gösterir, cüceleştirir. Şimdi evet. Yani hakikati çarpıtarak sizi o hakikatin aynasında olduğunuz gibi göstermesi gerekirken olmadığınız şekillere sokar. Evet. Çok şimdi, güzel bir metafor. Evet. Şimdi işte bu şirk sirkinde diyelim. İnsanlar bu yalancı aynaların karşısına geçiyorlar. Uydurulmuş dinler birer yalancı ayna gibi farklı şekillerde teksir edilmiş, teşrik edilmiş, şirkleştirilmiş. Şirket çok, 1, 2, 3, 4, 5 sayısız her gün daha. Ve hepsi gerçeği, insanı, hayatı, zamanı ve mekanı gerçek dışı görüntülerle sanal bir şekilde insanın karşısına koyuyor. Halbuki gerçeğin aynası, fıtratın aynası olan indirilmiş din ise insanları olduğu gibi gösteriyor. Onların fıtratından yakalıyor ve fıtrata dönüşe çağırıyor. Fabrika ayarlarına dönün diyor. Evet. Tecdit olun. Sürekli yenilenin. Eskimişi atın, daima yeniye. Ve esas itibariyle din de bundan ibaret ki öyle ki iki günü aynı geçen evet, ziyandadır denmiş. Buyuruyor Hazreti Peygamber. Yine bir ayette de değil mi? فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ nedir? Bir işten boşaldın mı hemen başka bir işe yönel ve sadece ona rağbet et. Ve tevhidi hiç bırakma elden. Çünkü tevhid ana omurga. Hani geminin omurgası. İşte omurgasız bir gemiyi çıkartın bakalım azgın denizlere, dalgalı denizlere. İlk dalgada alabora olacaktır. Evet. Ama altında geminin neredeyse o büyük transatlantiklerde 20 metre uzunluğunda belki daha fazla kalın, ağır bir omurga. Bu omurganın üzerine gemiyi oturtuyorlar. Yahut da bir apartmanı kalın sütunlar üzerine camiye giriyorsun. Başka 4 fil ayağı üzerine o muhteşem kubbeler, o şeyler, büyük devasa bina. Süleyman'ın, evet. Süleymaniye'sinin. İşte, evet. İşte dinin omurgası olan belirli sayıdaki evrensel değerler bunlar hiç değişmiyor. Ama bu evrensel şey değişir mi? Değişmez. Bunun üzerine hayatın hareketli, dinamik kısmı ise sürekli değişkenlik arz eden ve gelişime, değişime, dönüşüme açık bir alanı teşkil ediyor. Siz bu gelişime, dönüşüme açık alanı getirir, değişmeyen o ana omurganın yerine ikame ederseniz karşınızda işte sirk aynaları çıkar. Ve uydurulmuş dinler insanları perişan eder ve etmeye devam eder. Şimdi bu tevhidin gündemleriyle hocam istiyorsunuz. Evet, tevhidin yani nasıl diyelim, fıtrat dininin, tabiat dininin, tabiatın dini. Hep yine vurgulayalım.
İslam nedir diye sorduğunuzda, din nedir, Allah'ın dini nedir diye sorduğunuzda o ayet-i kerime, siz Allah'ın dininden başka din mi arıyorsunuz? Hı hı. O din evrenin teslim olduğu anayasadır diyor. Evrenin bütün unsurlarıyla teslim olduğu, düzene girdiği, birlik senfonisine adeta ayak uydurduğu yasa bu. Tevhid, birlik. Şimdi bu birlikle ilgili önümüzdeki günlerde, geçen programda da söylemiştim. Enteresan açılımlar tespit ettim. Onları da konuşacağız. Sosyal hayatta birlik nedir? Ne getirir? Psikolojik dünyamızda birlik bizi nereye taşır? Düşüncede birlik nereye taşır? Sosyal hayatta birlik nereye taşır? Hukukta birlik nereye taşır? Mesela adalet denen bir kavramımız var. Evet. Adalet işte hukukta tevhidin ve birliğin, hak ve hakikatin tekliği konusunun getirdiği kavram. O gerçekten ışıklı kavram adalet. Adaleti ayakta evet. Tutunuz. Boşuna evet. Söylenmiş bir laf değil. Evet, adalet. Şimdi o üretilmiş dinlerin komik ve insanı facialarla yüz yüze getiren gündemlerinin yanında gelin bakalım. Yani açın Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda gördüğünüz gündem, yani peygamberin Mekke'de tebliğini yaparken o toplumda neyi konuşmuş, neye davet etmiş insanları? Ağzını açtığında hangi şeylere insanları yönetmiş? Hangi konuda insanların dikkatlerini toplamaya çalışmış? Bakın mesela geçen ilk programda da, yani bu gündemleri sıraladığımız geçenki programda bir iki şey söylemiştik. İşte ikra, araştır, hı-hı, incele. Hı-hı. Daha ilk ayet. Evet. Gündeme bak. Araştır ve incele diye. Bu kitap araştırıp inceleme gündemiyle ilk defa sözünü söylüyor. Oku. Yani araştır ve incelemek için oku. Düşün ve aklını kullan. Eğer düşünmezsen üzerine pislik, yani pislik yağacağını Yunus suresi yüzde. Şirkten kaçın. İnne şirke le zulmün azim. Lukman oğluna öyle söylüyor. Evladım. Büyük zulüm. Şöyle şöyle ol. Hikmet. Hikmetler sıralanıyor. Bir gün hikmeti de konuşalım. Hı hı. Hikmet kavramı çok önemli bir kavram. Lukman suresinde hikmetler sıralanıyor. İşte hikmetin de canına okuduk. Evet. Hikmeti de getirdik. Efendim rivayet, hadislere bağladık. Efendim Kur'an'da bir hikmet var. İşte bir Kur'an var, kitap var, hikmet var. Kitap Kur'an, hikmet sünnet. Yahut da hadis. Yani hakarete bakar mısınız? Bu nasıl bir şey? Hikmet içermeyen bir kitap. Bir kitap. Peki o zaman Tevrat için de söylüyor. Biz Tevrat'ı ve hikmeti verdik diyor. O zaman Tevrat ayrı, hikmet de Hazreti Musa'nın kitabın dışındaki sözleri ve davranışları şimdi, mı oluyor? Nerede şimdi, o? Şimdi şey yapmayalım. Onlar da onun yolunu şöyle bulmuş. Ha? Talmud'u devreye Talmud'u sokarak. Talmud'u, evet. O da hikmet olmuş. Doğru. Ha. Bak yani şey aynı. Sapış. Sapış şimdi değişmiyor. Buna hani Yahudileşme, evet, temayülü deniyor, evet, ya. Evet. İşte bu. Bütün, ama enteresan bir şekilde bütün bu monoteist dediğimiz dinlerde bu tip... Bu bir kader, bir nevi yani. Sanki... Böyle bir organizasyon, böyle gizli bir el bunu bu hale sokmak için gayret sarf ediyor. Çok enteresan. Şimdi bak, Hazreti Ömer çok dirayetli, akıllı bir insan. Tabii. Şeye geliyor, diyor ki Ebu Hureyre'ye. Hı hı. Hani peygamberle 8-9 ay görüşmüş. Belki hadi diyelim ki 1,5 sene görüşmüş. Çocuk zamanında. Hmm. Ve enteresan, görmediği dönemlerde ki olayları görmüş gibi de aktarıyor. Yani Buhari ve Müslim'de, Kütüb-i Sitte dediğimiz. Ama Ebu Hureyre'nin bir şeyini, kimliği hakkında bir bilgi verelim. Ebu Hureyre, Yemen Yahudilerinden eski bir haham, kahin.
Kâin Haham. Hın, oğlu. Kendisi de öyle. Hı. Yani Yemen ekibi diyor ona Yaşar Hoca. Kâbe'l-Ahbar. Kâbe'l-Ahbar, evet. Evet. Ve onu evet, tabii. Ve beraber. Yani ekip hep o menzile evet. için çalışıyor. Ebu Hureyre'nin bütün kaynakları da bu Kâbe'l-Ahbar. Evet. Yemen Yahudisi olan kişiye şey yapıyor. Şimdi Ömer, Hazreti Ömer gelip diyor ki ne yapıyorsun sen? Hadis yazıp duruyorsun. Bizim diyor Yahudiler gibi Mişna'ya ihtiyacımız yok. Mişna kitap yetmiyor. Başka kitap getir. Evet. Muhammed peygambere de söylediler. Ya biz bu kitap kesmiyor. Bu kesmiyor. Kitap bizim beklentilerimizi karşılamıyor. Tabii. Bize başka bir kitap getir. Yani kendin bir şeyler uydur. Söyle. Ve bizi rahatlat. Neredeyse peygamber onlara yanaşıyordu. Kur'an söylüyor bunu, ben demiyorum ki. Eğer sen Allah'ın yardımı olmasaydı sen onlara temayül meyledecektin. O zaman dünyanın da ahiretin de azabını sana fazlasıyla sana şey yapacaktık. Şimdi dolayısıyla onun üzerine uyarısı bir kere dayak attırmış. Evet. Tabii. Hani büyük hadis rivayet, en büyük hadis rivayetçisi bu ehli sünnet şampiyonu şahısların dilinden düşürmedi ve dikkatinizi çekerim. Hazreti Ayşe'den neredeyse hiç rivayeti yok. Bak. Evet. Niye? Çünkü Ayşe diyor ki, soruyorlar ona, peygamberin ahlakı neydi? Siz hiç Kur'an okumadınız mı diyor? Kur'an'dı diyor. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Ne soruyorsunuz bana? Tabii. Yani şimdi bakın şu ve hikmet. Ve kezzap. Değil mi? Evet. Lakabı. Yani çokça yalan söyleyen. Şimdi kitap ve hikmet diyor Kur'an. Bakın. Kitap ve hikmet. Ben bir edebiyatçı olarak bu hikmet kelimesini şairlerimiz poetikalarında ve sanat ontolojisi içeren beyitlerinde bu konuyu çok güzel ele almışlardır. Kitap, kitabın yazılı hali, hikmet onun manasıdır. Hikmet lafzın manasıdır. Tabii bu ayrıca o mananın içerisinde daha hikmetli olanlar var. Daha hikmetli. Onlar da işte öğüt şeklinde Kur'an'ın işte Lukman peygamberin pek çok yerinde. Evet. Şimdi bakın, yeryüzünü ıslah et ve ifsat etme. Ha, şirkten bahsettik. Lukman peygamber diyor ki oğluna, peygamber mi yoksa bir önemli şahıs mıydı bilmiyoruz. İnne şirke le zulmün azim. Şirk, ortak koşuculuk, büyük bir zulüm. Azim bir zulümdür. Evet. Büyük bir zulümdür. Zulüm nedir? Hakkın tam karşısında vaziyet almak. Zulüm, bir kişiyi bulunduğu, bir şeyi bulunduğu yerden alıp başka bir yere koymaktır. Şeyin yani yer olması gereken yerden değil, başka bir yere. Şimdi Allah'a zulümden bahsediliyor. Allah'a zulmetmeyin. Yani Allah'ın hakkını yemeyin. Allah'ın hakkını yemek nedir? Ona ortak koşmaktır. Evet. Değil mi? Zulüm oluyor çünkü. Zulümdür. Olması gerekenin dışında bir şirk. Konumlandırma yapıyor. Şirkten kaçının. Ve Allah bütün günahları affediyor. Şirki asla. Çünkü bu büyük bir günah. Yani yere karşı, göğe karşı, varlığa karşı bir zulüm. Sadece Allah'a değil, onun mülkü olan bütün varlığa karşı, yeryüzünden gökyüzüne kadar her şeye karşı işlenmiş azim bir suç ve büyük bir günahtır. Şimdi Allah'tan başkasına kulluk etme diyor. Şimdi işte şirk yine oraya geliyor ve ana omurga tevhid. Tevhidi eğer çıkartırsanız şeyin içerisinden, geriye işte sirk aynaları
kalır karşımızda ve insanlar bu aynalara baktıkları zaman cin çarpmışa dönerler. Bugünkü gibi. Evet. Adam çarpılmış gibi inanıyor, çarpılmış gibi yaşıyor. Yani o insandan bir insan olarak güzel, iyi, salih amel görmüyorsunuz. O insan şeytanlaşmış bir varlık haline geliyor. Tabiri caizse sürekli kötü, çirkin şeyler evet. türüyor. Evet. Ürüyor o yapıda. Yani emri bil maruf, nehi anil münker tersine dönüyor. Tabi. Emri bir efendim münker, nehi anil maruf. Yani münkeri emretmek, kötüyü, çirkini, marufu, güzeli, iyiyi engellemek. Bugün evet. vaziyet bu. Şimdi işleyişi tersine çevir. Evet, işleyiş tersine. Yeryüzünün ıslahı. Yani bakın şimdi şu gün ortalıkta dinden bahseden koca koca efendim hani Sezai Karakoç'un dediği gibi ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz. Bunu bana öğretmediniz. Yeryüzünün ıslahı edilmesi, ifsattan kaçınılması gerektiğini bize öğretmediniz. Dişlerimize hangi misvakı süreceğimizi, hangi hurmayı zıkkımlanacağımızı öğrettiniz de din diye. Evet. Ama şirkten kaçınıp ıslaha yönelmemiz ve ifsattan yeryüzünü, hayatı kokuşturmaktan kaçınmamız gerektiğini, aman bu konuda dikkatli olmamız gerektiğini bize öğretmediniz. Hocam bir parantez açabilir miyim? Hani gündem dediniz. Evet. Şu anki gündemlerden biri İmam Hatip öğrencileri üzerinde bir araştırma ve ciddi bir rapor yayınlandı. Raporun sonuçlarından haberiniz var mı? Okudunuz mu? Buyur. Yani şöyle. İmam Hatip öğrencilerinin hızla deizme doğru, bakın İmam Hatip'ten bahsediyorum. Evet. İmam Hatip öğrencilerin hızla deizme yöneldiği, iman akidelerinle ilgili öne sürülen fikirleri akıllarının kabul etmediği, yani din diye öne koyulan şeyleri. Artı bir şey daha var. Bir parantez açmışlar. Eşcinselliği artık insanların normal tercihi, hakkı, hatta sempatik görülebilecek de bir şey olduğu ile ilgili bir şey çıkmış. Hı hı. Sonuç çıkmış. Şöyle bir şeyden de ufakça bir sevinme var. Tabii buna sevinme mi denir? Onu da diyor ki rapor. Ateizm diyor deizm kadar ileride değil. İleride değilmiş. İleride değilmiş. At başı deizm gidiyor. Bu fikirleri savunanlar, daha doğrusu bu fikirle üzere artık düşünenler kimler? İmam Hatip gençliği. Yani gündem, bakın nasıl bir gündem. Yarın Cumhurbaşkanı boşuna güncelleme meselesini konuşmadı. Yani çünkü demek ki dipten gelen bir dalga var. Tabii. Bu dalga alıp götürür, sürükler bu toplumu. Tabii. Hiç aklınıza gelmeyecek şeyler çıkar ortaya. Çıkıyor zaten. Çıkıyor. Siz düzeni bozdunuz mu? Siz fıtratın ayarlarıyla oynadınız mı? 1500 yıldır bu fıtratın ayarlarıyla oynanıyor. İşte bu sirk aynaları bunun sonucu ortaya çıkmıştır. 15 asırdır. Milletin önüne bu aynaları çıkartıyor. Evet, 15 asırlık bir yalanı yaşıyor bu toplum, ümmet. Bu İslam toplumları 15 asırlık üretilmiş bir yalanı din diye almış karşısına, o evet. aynalarla kendini tatmin ediyor. Doğru. Bak. Doğru.
Bu aynalarla, aa ben neymişim diye bu aynalarla tatmin ediyor. Bu aynalar 15 asırlık. Bakın, Sıffin'de Emevi cahiliyesinin hortlattığı, cahiliyenin hortladığı o günden bugüne İslam diye insanlığın karşısına bu sirk aynalarını çıkartmışlar. Evet. Her devrin aynası kendi içerisinde ayrı versiyonlarıyla bu yalanı din diye getirmiş. Kardeşim, bugünkü haliyle biraz aklını kullanan, biraz mürekkep yalamış bir insan biraz dünyayı takip şu edelim. Gündemle bu dine nasıl inansın? İnanmasın. Yani deist olmasın da ne yapsın? İnanmasın zaten. Zaten ama program bu yalanın sürdürülmesi esası üzerine kurulu. İşte o yüzden bu yalanlar üzerine şirketlerini, kasalarını oluşturmuş bir takım soysuzlar telaş içerisinde. Ne oluyor? Elden gidiyor bütün her evet. şey. Aman, sövdüğümüz, saydıklarımız, bırakın biz husumeti. Gelin el birliğiyle şirk dinimize sahip çıkalım. Sahip çıkalım. Evet. Kıllıları toplayalım. Evet. Son bir bulalım bir moderatör. 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 Dargınlıklar giderilsin. Giderilsin. Mevzi alalım. Bundan sonraki duruşumuz ne olacak diye. Evet. Hoca bundan 3 sene 4 sene önce deizm kitabını yazdığında bu takım şerefsizce demediklerini bırakmadılar. Bir Kur'an müminine evet. deist oldu, İslam'ı reddetti. Koca koca o kıllı kıllı tipler yazdı. Hala şimdi o dönem o kudurmuşlukları dinmeyenler vefatından sonra tekrar onları gündeme getirmeye başladılar. Evet. Ne oldu? Evet. Bak, senin dindar dediğin kesmin, mütedeyyin dediğin kesmin gittiği yol belli. Gidiyor. Bundan sen bunu ne yapacaksın? Yani mesele aslında dindar olma olmama meselesi Hayır, değil. Bunların meselesi cep. Olay bu. Bu. Firavun da öyle demedi mi? Yani ne istiyorsunuz dedi. Yani siz Musa ile Harun'un getirdiği bu tevhid esaslı fıtratın ayarlarına dönme amaçlı bu devrime eğer karşı çıkmazsanız bu sizin düzeninizi bozacak. Yani aslında benim düzenimi bozacak. Benim gelir kapımı kapatacak. Benim tahakküm ve zulüm düzenimi yerle bir edecek. Bir de tehdit etti. Değil mi? Ben size nimetlendirmiyor muyum? Evet. Benden dedi nemalanmıyor musunuz? Bakar mısınız? Şimdi bunların telaşı bu yüzden. Benden başka sizin bir Rabbiniz, bir efendiniz, bir büyüğünüz olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Ben sizin en büyük Rabbinizim. En büyük Rabbinizim. Ene Rabbukumul Ala. Ben sizin en büyük efendinizim. Rabb efendi demek. Şimdi itaat edeceksen geleceksen bana. Şimdi halbuki bu devrim yani peygamberlerin gündeme getirdiği ve en son kutsal temsilcisi isyan. De en kutsal son isyan. Temsilcisi de Muhammed Mahmut. Peygamber olan bu devrimin büyük kahramanları dediler ki hayır Allah'tan başka efendi yok. Bütün efendilere la. Bütün kendini insanlığın efendisi, Rabbi, ilahı, vazgeçilmezi gören bütün güçlere la. Evet. Bu bir özgürlük manifestosudur. Söylüyoruz la ya. La olmadan zaten. İlla olmuyor. Hayır. İlla olmadan la. La ve illa. Hani ona birisi nefi, giderme, evet. öbürsü de kabullenir. İspat. Hocam. 5 dakikamız kalmış hocam. Evet. Yani gündem, bakın mesela çok önemli bir gündeme
gelmiştik. Onu önümüzdeki gün konuşalım. Yok, devam edelim mi? Ha. Onu geri. İhtiyaçtan fazlasını dağıt. İnfak. Buyurun. İnfak nedir? Affedersiniz. Ha. Benim hep aklımda zekatını ver, bir, kurtul. Kırkta bir diye bir şey var. Ha. Kırkta birle işi kotaramıyor muyuz? Abi kotarırsın. Yani fetvanı kendi kalbinden al. Zaten şimdi bu kavramların içeriklerini değiştirmenin şeyi bu. Sömürü düzenini devam ettirmek için. İnsanlar şimdi ne diyor? İnfak. Bir zekat ayrı, infak ayrı, sadaka ayrı. Bunlar hepsi. Yani sadaka, fakire iki tane işte kemik affedersin atarsın. Bu sadaka. Yani hatta bozuk cebinde ne var? Ne var? 5 kuruş, 10 kuruş versin. Cepte sadaka. Cepte yer işgal etmesin dedikler. Çoğu Allah versin dersin. Sadaka bu. Hmm. Öyle mi? Zekat ne? Malın 40'ta biri. %2,5. Güzel. 2,5. Onu da nasıl işlemez hale getiriyor? Şöyle olursa, böyle olursa, ha. Böyle olursa, ha diyor. Bu sene bize zekat çıkmadı, hamdolsun. Paralar birilerine devrediliyor. Şimdi namussuzluğa bakar mısın? Ya böyle bir sahtekarlık. İşte sahtekarlık bak. Münafıklık budur. Evet. Münafıklık psikolojisini Kur'an çok güzel ifade ediyor. Çok. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Bak yani cürete bak. Allah'ı ve müminleri kandırmak, istemek. Allah'ı ve müminleri kandırmak istemek. Yok, onlar Allah'ı ve müminleri, inananları kandırmak isterler. Ya nasıl olabilir? Hadi müminleri kandırıyorlar. Ama bu kepazeler Allah'ı da kandırmanın hesabını yapıyorlar. Bu şeytanca bir psikoloji bu. Yani bu gerçekten o yüzden o ürettikleri fıkıh dini, ilmihal dini bu Allah'ı kandırmanın en kestirme yoludur. İtiraz edilemez. Sen fıkha karşı mısın tabii, kardeşim? Tabii. Bunun örneğini seneler önce İhsan Eli Açık'la bir ticari bir kurumun kurucusu olan bir zat. Unuttum ismini. Karşılıklı bir programda konuşuyorlar bu meseleleri. İş buraya geldi. Rahatsız oldu. Ha. Rahatsız oldu. Yani ihtiyaçtan fazlasının verilmesi gerekliliğine hemen hani İtiraz. Şeyi hafıza diyor ya birileri. Hafızayı gündeme getirdi. Efendim Hazreti Osman gibi büyük bir sahabi döneminde şu kadar şu zengin, kadar bu kadar şey oldu. Siz ona karşı mı geliyorsunuz? Bakın ha, şimdi. Tabii. Hedef gösteriyor. Sizi diyor uyarıyorum. Ne demek sen Kur'an diye sen Osman'a mı karşı çıkıyorsun? Tabii. Oo. Tabii. Adam öyle diyor. Geçen söylemiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Kur'an derseniz diyor. Peki diyor Kur'an'da diyor 3 vakit namaz. Ne yapacaksınız? Ha ben de diyorum ki sen de diyorsun. Farz edelim. Farz edelim ki öyle. Öyle olduğu tartışılır. Yani Kur'an'da 3 vakit mi, 5 vakit mi? Farz edelim bu doğru. Farz edelim ki evet. Peki. Karşı mı geleceksin? Sen hangi gerekçeyle? Ama tabii gerekçesini önceden hazırlamış. Diyor ki eğer hadis ile Kur'an taarruz ederse, çatışırsa hadis Kur'an'ı nesheder. Yani hükümsüz kılar. Kur'an hadisi hükümsüz kılamaz. Bitti. Böyle her şeyin bittiği bir andır bu. Böyle bu sözle. Bunu baba büyük kocaman Hanefi fakihleri söylemişlerdir. Bunu o bu söylemiyor yani. Tabii. Şimdiki çömezler bunları tekrar ediyor sadece. Peki. Evet. Programımız da burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.